Yeni bir yatırım danışmanı programından merhabalar değerli izleyenler, Doktor Suat Yılmaz'la birlikte zeytin bahçesi yatırımlarını konuşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda e, pek çok konu başına değindik hocam, sizlerle birlikte evet. özellikle çeşitlerin seçiminden bahsettik evet. ve dikim sistemlerine geldik. Dilerseniz geçtiğimiz haftadan e, dikim sistemlerini biraz hatırlatalım nelerden bahsettik evet. sonra programa devam edelim sizle evet. birlikte. Ben öncelikle iyi bir program olması dileğiyle başlıyorum. Geçen hafta hatırlarsanız biz dikim sistemlerinden bahsettik. Ee, sık çitvari dikim sisteminden bahsettik. Bu sistemin e, özellikle 4'e 1-1.5 metre arayla dikildiğinde yaklaşık 150'nin 150-200 ağaç sığdığından bahsettik. Özellikle İspanyol orijinli e, veyahut da Yunanistan orijinli bazı zeytin çeşitlerinin, bodur çeşitlerin bu şekilde dikilebildiğinden bahsetmiştik. Yine bizim ülkemizde uygulanan Dikim sistemlerinden kare sistemi var, dikdörtgen sistemi var. Bunlar içerisinde eski dikilen bahçelerde tıpkı bu bahçede olduğu gibi 8-10 metre arayla ağaçlar dikiliyor. Ama şimdi artık son zamanlarda tesis edilen bahçelerde bu sistemler gittikçe terk ediliyor. Daha çok 6-5, 6-4 veyahut 7-3 gibi dikim sistemleri oluyor. Daha çok kare sisteminden ziyade dikdörtgen sistemi tercih edilen bir sistem. Bunların hiçbir şekilde e, e, şu iyidir, bu kötüdür ziyade e, insanların tabii tercihine bağlı. Çalışma kolaylığı açısından sıra arasının 6-5 metre olmasında büyük fayda var. E, sıra üzerine sık yapmakta fayda var. Çünkü sıra üzerini biz çok fazla kullanmıyoruz. Orada ne kadar sık ağacımız olursa verimimiz de o kadar yüksek olur. Ben şahsen sık dikimi tercih edenlerdenim ve tabi insanların değişik görüşleri de olabilir. Şimdi bu dikim sistemlerinden bahsettikten sonra yatırım danışmanlığı konumuz. Dolayısıyla yatırım yaparken bir tek ağacın bir özelliğini veyahut bahçenin tek özelliğini düşünerek değil bütünün tamamını görmemiz lazım. Ona göre yatırım yapıp yapmayacağımıza karar vermemiz lazım. Şimdi dikim sistemlerinden insanın bir bilgi sahibi olması lazım. Zeytin e, dikimden sonra en çok dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi tozlaşma durumu. Şimdi tozlaşma durumundan kastım şu. E, bahçe tesis ettiğimiz zaman, tesis ettiğimiz diyelim gemlik çeşidiyle bahçe tesis ettik. Bunun kendine döllek mi değil mi bunu bilmemiz lazım. Bazı çeşitler vardır kendine döllektir çok fazla dölleyici istemeyebilir. Ama bazı çeşitler vardır mutlak döllenmesi gerekir. O zaman bu çeşitlerle bahçe tesis ederken dışarıdan dönlenme gerektiren bahçelerde mutlaka tozlayıcı çeşit kullanmamız lazım. Bu tozlayıcı çeşit miktarı da en az %3-5 olması lazım. Yani 100 ağaçta 3-5 tane ağaç biz korsak daha yüksek de olabilir. Bunda bir beyis yok. Bir zarar yok. En az 2-3 çeşitle 3-4 çeşit olursa daha güzel olur. Çünkü bunun sebebi şu. Eğer döllenmeyi biri kaçırırsa bir çeşitle kaçırırsak ötekine. Öteki olması ötekisi mutlaka hepsi birbirini dölleyeceği için bizim verimimizin çok artmasına sebep olur. Bir de arılar vasıtasıyla oluyor biliyorsunuz bu döllenme. Her dönem çiçek olduğu için arı daha fazla gelir. Dolayısıyla bizim döllenmemiz daha iyi olur. Şimdi bundan sonra yıllık bakım işleri var. Hocam ben şunu da sorayım ben size. Döllenme için dikeceğimiz bitkilerin, ağaçların bahçe içerisindeki konumu da önemlidir değil mi? Evet. Onu da isterseniz vurgulayalım. Kesinlikle doğru söylediniz. Şimdi ağacın konumu çok önemli. Neye göre belirleyeceğiz biz bunu? Döllenme rüzgar yönünü çok dikkate almamız lazım. Çünkü rüzgarla da bizim tozlarımız gidiyor. Rüzgar yönüne gelen yerlerden başlayarak döllenme yapacak ağaçları ilk oradan başlayarak koymamız lazım ve ağacın bahçenin değişik yerlerine dağıtmamız lazım. Sadece bir yere korsak, onun çevresindeki ağaçlar döllenir, ötekinler döllenemez. Dolayısıyla muntazam bir şekilde ağacın bahçenin değişik yerlerine dağıtacağız. Fakat hakim rüzgarın olduğu yerden başlayarak dağıtacağız. Gayet güzel bir soruydu. Şimdi müsaade ederseniz. E, i̇kinci kısmı bakım işleri önemli bu e, zeytin yetiştiricini. Tabi çapalaması var, sulaması var, gübrelemesi var, ilaçlaması var, Var oğlu var, birçok işi var. Tabii bunların da bilmeden yaparsak, e, gerçi zeytin şöyle güzel bir bitki. Diğer e, meyve ağaçlarıyla kıyasladığımız zaman bu bakım işleri son derece ötekinlerle kıyaslamaya göre çok daha az. Az bakımla fazla ürün veren bir tabiri caizse mübarek ağaç. Gerçekten e, dağ daş demiyor. Öyle çok fazla yerde seçmez. Meyilli, e, çok e, hiçbir ağacın yetişmeyeceği yerlerde zeytin yetişebilir. Yeter ki e, sıcaklık durumu, yağış durumu uygun olsun. Toprağı da çok fazla seçmiyor. Yani diğer şeylere göre o bakımdan zeytin önemli. Şimdi çapalamasının düzenli yapılması lazım. Sulama ve e, e, özellikle mümkünse bu bahçede olduğu gibi damlama sulama sistemine geçmemiz lazım. Çünkü şu bakımdan salma sulamayla birden suluyoruz. Bir iki ay su verilmiyor. Biz şunu yapmıyoruz yani bir gün su içip ya ben bir ay su içmeyeyim diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Ne yapıyoruz? Her gün düzenli bir şekilde birkaç defa su içiyoruz. Bu ağaçlar her gün olmasa da 3-5 güne bir su içmesi lazım. Bunlar da canlı. Aynı bizim gibi. Bir ayda bir su vermek yerine 3-5 günde bu damla sulama sistemiyle az az fakat sık sık sulama vermemiz, bunların daha iyi beslenmesi, suyla beraber gübre vermemiz çok çok önemli bir konu. Suyla beraber az az fakat sık bir şekilde sulamamız ağaçlarımızın her türlü özellikle yaz aylarında biliyorsunuz zeytin sıcak bölgelerde yetişiyor. Sıcak bölgelerde yetiştiği için bunların suyla ve besinle sürekli beslenmesi lazım. Ne kadar iyi beslenir, sulanırsa ağaçlarımız o kadar güzel olur. Bir defa da gübreyi 10 kilo vermek yerine veyahut da ağaç başına diyelim 500 gram ya da 1 kilo vermek yerine bir ağaç başına vereceğimiz diyelim 2 kilo vereceğiz. Bunu... 10 defa sulama yapacaksak ağaç başı 200 gram hesap ederek verirsek daha düzgün bir gübreleme ve sulama yapmış oluruz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şundan bahsediyoruz aslında hocam. Tekrar izleyicilerimize de hatırlatmamız gerekiyor. Yatırım danışmanı programında bu anlattığımız sistemleri yeni kuracağınız bahçelere özellikle uygulamanız gerektiği konusunu vurgulamamız gerekiyor. Kesinlikle doğru. Yani biz burada Yeni yapılacak bir bahçe, bir bahçe tesis edildiği zaman nelerin yapılması gerektiğinin üzerinde vurguluyoruz. O bakımdan biz yeni kurulacak yerlerde mutlaka damlama sulama sistemini kullanmalarını öneriyoruz ve gübrelemeyi de mutlaka damlama ve yapraktan yapmalarını tavsiye ediyoruz. Boşa boş su atmasınlar e, evet, konusunda boş, herhalde kesinlikle fikiriz. ve e, benim acizane tavsiyem toprağa gübre vermekten ziyade. Suyla gübreyi vermemiz lazım. Neden? Bakın yani bu konuyu biraz isterseniz açalım, açalım burada. Neden açalım? Şimdi bizim gübreleme uygulamalarımız nasıl olur? Kış geldiği zaman gider üreticilerimiz ilaç bayilerine, işte danışmanlarına arkadaş ben ne kullanacağım? Onlar da der ki şimdi taban e, gübresi verilecek. Gider fosforlu, potaslı veyahut da özellikle fosforlu ve azotlu gübreleri 3-15 derler 15-15-15 veyahut 20-20-20 bu tip kompeze gübreleri alır gelirler ya dibine saçarlar ya da gömerler. Ondan sonra giderler. Şimdi ne oluyor? Şimdi bu ağacın uyku dönemi. Yani ağaçlar ne oldu? Kışın soğuklara girmeye başladığı zaman Aralık ayından itibaren uykuya girdi. Ne zamana kadar? İşte Mart'ın sonu Nisan başına kadar üç, aşağı yukarı 3-4 ay. 4 kimi yerlerde soğuk olan yerlerde 4 ay. Soğuk olmayan yerlerde 2,5-3 ay ağaçlar uykuya girdi. Şimdi uykuya girdiğinde biz buna gübreyi attık. Verdik. Şimdi sürekli de kışın yağmur ve kar diğer şeyler de yağabilir. Bu zeytin yetişen yerlerde genellikle çok kar yağmıyor. Ama en azından yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman bizim Çoğu da serpme kullanıyor bunu. Bu gübrelerimiz suda erir mi? Kesinlikle erir. Eridiği zaman ne olur? Su nereye giderse gübre de oraya gider. Su derin, çok fazla yağdı. Derinlere giderse gübrelerimiz de gider. Ondan sonra yağmur yağdıktan sonra güneş açtı. Bu defa buharlaşır uçar gider. Ha, bize bu verdiğimiz gübrelerin hiç faydası olmaz mı? Olur ama... Çok az bir istediğimiz randımanı alamayız. Çok büyük bir faydası olmaz. Ne yapmamız lazım? Biz attığımız gübrenin maksimum, mümkünse yüzde yüz ondan attığımızın yüzde yüzünden faydalanmayı istiyoruz. O zaman e şimdi yarısı yıkandı gitti. Bir kısmı da uçtu gitti. Geriye kalan yüzde yirmi otuz bize kaldıysa ağaçlarımız ancak onları alabilir. O bakımdan bizim gübrelemeyi tabandan yapmak yerine benim acizane tavsiyem yıllardan beri tecrübelerim bunu gösteriyor ki damla sulama sistemiyle ya da yapraktan uyguladığın zaman özellikle yapraktan uyguladığın zaman verdiğin gübre çok az bir gübre verirsin yapraktan. Verirken de mümkün olduğu kadar bütün mineralleri kapsaması lazım. Yani sadece azot, sadece fosfor ya da potas yerine azot, fosfor, potas, mangan, demir, bor Çinko, kükürt, bakır, bütün bunların hepsinin belirli oranlarda verilmesi lazım. Bunu yapraktan verdiğimiz zaman bitki gerçekten bundan faydalanır. Ee, ve verdiğimizin %90-95'ini alır. Damla sulamayla verirsek yapılan araştırmalar bunu göstermiş. Damla sulamayla verirsek verdiğimiz gübrenin en az %70-90'ını alır. Ama topraktan verirsek verdiğimiz gübrelerin bakın yapılan araştırmalarda eğer azotu derseniz azot özellikle kışın yayla olan yerlerde azotun çok önemli bir kısmı yıkanıp gidiyor. Yani bizim ancak yüzde yirmilik otuzluk bir kısmı kalırsa kalır belki de hiç kalmaz. Fosfor ve fotosun belki yarısı gidiyor. Diğer mineraller de gidiyor. Dolayısıyla biz bunu böyle yapmak yerine damla sulama sistemini zaten çalıştırıyoruz. Onun içerisine gübrelerin bir karışımını yapıp içine koyup eriterek verirsek hiçbir sıkıntı olmadan az az. Ama tekrar söylüyorum diyelim ki dekara 30 kilo vereceğiz. 30 kilo tüm gübrelerin karışımından 30 kilo vereceğiz. Biz bu 30 kiloyu diyelim 20 defa sulayacağız. O zaman ne yapmamız lazım? 500 er gram, 500 er gram her seferinde verin. Yani her seferinde verin. Az ister yapraktan ver, ister şeyden ver. Ama yapraktan verirken dikkat edeceğimiz 100 litre su içerisindeki mineral madde miktarı hiçbir zaman %2'yi geçmemesi lazım. Aksi takdirde yapraklarda yanıklıklara sebep olabilir. Ona da dikkat etmemiz lazım ama damlamada böyle bir sıkıntı yok. Yapraktan vermek de çok faydalıdır. Şimdi gübre üzerinde biraz zaman tükettik ama önemli bir konu olduğu için hele hele bugünlerde de üreticilerimiz özellikle gübrelemeye yoğunlaştı. Bugünlerde mesela ee, şey gübresi verelim diyorlar. Yani herkes şeker gübre diyebilir, azottur normalde. Şimdi tek başına azot verirseniz bitkiye sıkıntı oluşturur. Bakın, şimdi bizim bitkilerin hangi dönemde ne kadar besin kaldırdığını da bilmemiz lazım. Şimdi bitkiler İlkbaharda bakın tıpkı bu zeytin veyahut bütün ağaçlarda olduğu gibi 10-15 gün sonra bunlar çiçek açacak. Çiçekle beraber yapraklarını yenileyecek, sürgünlerini verecek, köklerini dabana gönderecek. Bunların hepsi aynı anda oluyor. Ne lazım bize burada? Enerji lazım. Enerji neden sağlanır? ATP, adenin trifosfat. Yani fosfordan, oradan bağ kopacak, enerji gelecek. Peki burada protein üretimi lazım bize. Ne lazım? Azot lazım. Neden? Çünkü nitritler lazım. Orada amino asitler yapılması lazım. Onun için lazım. Kükürt lazım. Çinko lazım. Mangan lazım. Az bir miktarda bakır lazım. Yani demir lazım. Bütün mikro elementlerle beraber bu dönemde bizim bu 5 tane 6 tane önemli şeyi aynı anda vermemiz lazım. Ama ağırlıklı olarak da en fazla fosfor ve azot vermemiz lazım. Bunların hepsi beraber. Bunlardan biri fazla olur, öteki alı az olursa birinin fazlalığı ötekinin alımını engelleyebilir. Bu bakımdan buna dikkat etmemiz lazım. İkinci dönemde ise diyelim zeytinlerimiz böyle saçma tanesini geçti, daha biraz daha büyüdü. O zaman da ne yapmamız lazım? Tam tersine. Ondan sonra ağacın dikkat ederseniz yaz dönemine girdiği için daha fazla yaprak filan açmaz, sürgün sürmez. Ama bir tek fonksiyonu vardır o zaman da. O zaman da ağacın meyvesi büyümesi lazım. Meyvesini olgunlaştırması lazım. O zaman ne lazım bize? O zaman yine bir miktar azot lazım. potasyum lazım, en fazla kalsiyum lazım, yine kükürt lazım. Bakın kükürt yine önemli burada. Kükürt lazım. Az az da diğer mikro elementlerden lazım. O bakımdan ikinci dönemde de bitkilerimizi bu şekilde gübrelememiz lazım. Gübrelemenin üzerinde biraz fazla durduk ama önemliydi. Ondan sonra yatırımcının neyi bilmesi lazım? Ya bu zeytin ya da herhangi bir meyve ağacı tesis ederken çok dikkat etmemiz gereken konulardan birisi de budamada. Budamada yapılan hata düzeltilmesi hemen hemen mümkün değil. Bunu diğer programlarımızda da hep bahsettik. Bu dama çok önemli. Ağacın fizyolojik dengesinin korunması için uzun yıllar meyve vermesi için çok çok önemli. Çünkü meyvecilik yatırımı özellikle zeytin yatırımı bir günlük, iki günlük, beş günlük yatırım değil. Veyahut bir yıllık, iki yıllık değil. Zeytin ağacı bin yılda yaşar. Yani biz öyle bir yatırım yapıyoruz ki nesiller sonrasındaki insanlara faydası olacak bir yatırım. Bunda en önemli çeşit seçiminden sonra en önemli dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi neydi? Bunun iyi bir şekil alması. Çünkü ilk 5 yıl içerisinde alacağı şekil bunun ömrünün sonuna kadar gidecek. E bunun ömrü de 100 yılda gider, 200 yılda gider, 500 yılda gider. Onun için o ilk 5 yılki şekli çok dikkat etmemiz lazım. Genel olarak zeytincilikte goble şekli, Merkezi lider şekli, doruk dallı şekli. Bu üç şekilden ağırlıklı olarak ikisi kullanılıyor. Goble ve merkezi lider şekli. Eğer biz bodur zeytin dikeceksek de onda terbiye sistemleri, telli terbiye sistemi oluyor. Onlara dikkat etmemiz lazım. Bu damada da özellikle üzerinde durmamız lazım. Yatırımcının bunu da bilmesi lazım. Evet bahçesini ve doğru budama sistemini bilmesi gerekiyor ki bahsettiğiniz birçok başlık vardı aslında. Hava sıcaklığı, bölgenin güneş alma durumu, nem durumu bunlara göre budama sistemi belirleniyor. Bunları bilmesi gerekiyor ki budama için gelen ekipleri de kontrol etmeli, doğru olarak yönlendirmeli. Peki hocam eski sistemlerde zirai mücadele açıkçası pek fazla yapılmıyor benim bildiğim kadarıyla. Yapılıyorsa da çok eski usullerde yapılıyor. Çünkü genelde yamaç arazilerde sadece hasattan hasata gidil bahçeler bunlar. Peki modern sistemlerde zirai mücadele ne kadar önemli bu düzenin içerisinde? Ya aslında şimdi zirai mücadele her eskisinde, yenisinde her zaman önemli. Neden? Özellikle bakın şimdi budama yaptık. Budamadan hemen sonra bizim mutlaka göz taşı atmamız lazım. Neden göz taşı atmamız lazım? Şunun için göz taşı atmamız lazım. Yaralar açıyoruz. Oralardan hastalık, zararlar gelecek. O bakımdan göz taşı atmamız lazım. Birçok Hastalığı var, zararlısı var. Bunun düzgün bir şekilde takip edilip özellikle de e, bu işi bilen danışmanlara sorarak onlardan tavsiye alarak yapmamız lazım. Şimdi zeytinde bir başka konu hasat depolama çok çok önemli. Yani hasat zeytinde belki en önemli noktalardan birisi. Çünkü zeytindeki hasatta yapılan hatalar... Evet. hem verimi çok etkiliyor hem kaliteyi etkiliyor. Şimdi biz zeytini hem sofralık olarak tüketiyoruz hem yağ olarak tüketiyoruz. Sofralık olarak tüketeceğimiz zeytinlerde de yağlık olarak tüketeceğimiz zeytinlerde de bu hasat şekli çok çok önemli. Şimdi ne zaman hasat etmeliyiz dersek e, hasat etme zamanımız e, sofralık salamuralık şekil şeylerde e, işlenecek e, Zeytinler. zeytinlerde Renk kabuktan ete kadar siyahlaştığı dönemde. Rengin kabuktan ete kadarki kısım siyahlaştıysa biz bunu salamuralık olarak tüketebiliriz. Yani iyice siyahlaşmayacak ama tam da yeşil olmayacak. Onun arasındaki bir şey bir dönemde. Yağlık zeytinlerde ise durum tam tersi. Yağlık zeytin, zeytinlerde iyice kararması lazım. Hiç şey kalmaması lazım. Çünkü çok şey kalırsa, Böyle, yeşillik, yeşillik kalırsa bu yağ asit oranının diğer şeyleri de etkiler. Çok fazla olgunlaşırsa da bu defa içindeki yağ kompozisyonu değişiyor. Ee, zeytinyağının kalitesini etkiliyor. O bakımdan zeytin hasatının zamanını çok ayarlamamız lazım. Salamuralık zeytinleri Eylül-Ekim ayında. Yağlık zeytinleri de e, biz e, bundan bir... Ay sonra filan hasat etmemiz lazım. Yani ya da bu takrib olarak Kasım ay, Aralık aylarına denk geliyor. Evet hocam o zaman da anladığımız üzere sofralık zeytinler daha erken hasat oluyor, yağlık zeytinlerse bundan yaklaşık 1-2 ay daha sonra hasat edilerek yağ işlemine girmek üzere de fabrikalara gönderiliyor. Diyelim burada bir virgül koyalım değerli izleyenler reklamlara gidiyoruz reklamların ardından buradayım. Evet sevgili seyirciler reklamların ardından yatırım danışmanı programı tüm hızıyla devam ediyor. Hocam hasatı konuştuk zamanını konuştuk ama hasat şekilleriyle devam etmenizi isteyeceğim ben sizden. Evet zeytinyağında en önemli konulardan birisi kalite. Biz hepimiz kalite arıyoruz değil mi? Yani hepimiz sorduğumuz zaman ya zeytinyağı kaliteli mi değil mi? Bunun kalitesini nereden anlarız? E, kalitenin yükseltilmesi için neler gerekli gibi hepimiz e, bütün insanlar bununla ilgileniyor. Peki... Bizim hasat şeklinin kaliteye bir etkisi var mı? Kesinlikle var. Şimdi biz nasıl hasat yapıyoruz dersen önce dökülenleri yerden topluyoruz. Sonra insanlarımız alıyor eline bir sırık. Pat 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 vuruyor. Bu da bir şey şekli ama ağacın dalını kolunu her tarafını kırıyorsunuz. Sene gelecek be. senenin evet. gözleri de gittiği için bu kesinlikle tercih edilmeyen bir sistem. Yani bu şunu bir insana alıyorsun pat pat döver gibi ağacı dövüyorsun. Ya bizi nasıl acıtıyorsa dayak bu ağaçları da dayak acıtıyor. Lütfen ağaçları dövmeyelim. Yani mecbur kalıyoruz şey yapıyoruz ama yani gerçekten sırıkla hasat çok uygun bir hasat değil. Şimdi ya da bir başka şekil elle tutar böyle sıyırırız. Sıyırdığı zaman gözlerinde çekip geliyoruz. Dolayısıyla o da ağaca zar zarar veriyor. Peki makinalı hasat yapılma mümkün mü? Son zamanlarda çıktı güzel ağacın altına güzelce e, branda seriliyor, seriliyor veya bez neyi serilecekse seriliyor. Böyle güzelce sallıyor, salladıktan sonra o olgun meyvelerin hepsi düşüyor. Belki bir seferde olmaz ama bir iki seferde olur bu. Yani ne olacak? Ağacı hem yormadan, dalını budağını kırmadan şey yapıyoruz. Peki bütün ağaçlarda uygulanabilir mi? Burada bazı sıkıntılar var. Dikim sistemimiz buna uygun değilse uygulayamayabilirsiniz. Bir de iki, en önemli noktalardan bir tanesi de bazı çeşitlerimiz çok hassas gevrek. Gevrek olduğu için salladığınız zaman dalları çıtır 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 kırılıyor. O zaman buna dikkat etmemiz lazım. Eğer çok gevrek dallı olan şeylerde makinalı hasatı yapmamız Mümkün değil. Hocam biz, bahsettiğiniz sistem dal silkeleme sistemi evet, miydi? Evet, dal <laughs> sistemi. Mekanik hasat dediğimiz şey, makinalı hasat dediğimiz şey de bu. Yani bir de zeytinyağının kalitesiyle ilgili biz bahsedelim. Şimdi bizim zeytinyağı genel olarak pazar, e, marketlere falan gittiğimizde üzerlerinde natürel yazar. Evet. Rafine yazar. Bir de riveria yazar, değil mi? Yani bu evet. şimdi peki bu natürel nedir? Riveria nedir Bunlardan biraz bahsedelim şimdi natural dediğimiz zeytinyağı doğal özellikleri bozulmadan sıkılan zeytinyağı demektir Yani bu sıcaklık ya da basınca maruz kalmadan soğuk sıkım sisteminde elde edilen zeytinyağıya biz ne diyoruz natural zeytinyağı diyoruz Bu önemli bir şey natural zeytinyağı Biz hepimiz bunu isteriz Neden Çünkü bu yağın kalitesi yüksektir. Ee, içindeki asitleri ve e, yağ asitleri ve içeriği bozulmamıştır. O bakımdan e, bizim en tercih ettiğimiz yağ şekli. Ee, şimdi bunun içerisinde de kendi arasında ayrılıyor. Natural sızma zeytinyağı dediğimiz zeytinyağının e, yağdaki asit oranı %1'i geçmiyor. Bu en çok %1 olması lazım. Şimdi Bundan sonraki gelen ikinci kalite natural birinci zeytinyağı diye geçiyor. Bundaki en çok e, asit oranı yüzde ikiye bulmaması gerekiyor. Bir de ikinci e, natural ikinci zeytinyağı dediğimiz bir zeytinyağı var. Bunda da asitlik oranı en çok yüzde üç nokta üç olması gerekiyor. Şimdi bir de bizim e, Riveria dediğimiz zeytinyağı var. Riviera Riveria e, Rafine zeytinyağından bahsedelim. O yüksek basınç ve sıcaklıkta yapıldığı için zeytinlerin içerisindeki, zeytinyağının içerisindeki yağların birçok kısmı bozuluyor. Dolayısıyla bunu belki kızartmalarda diğer yerlerde kullanabiliriz ama normal bizim tercih ettiğimiz bir yağ değil. Yani salatalık ya da yani, zeytinyağlı yemeklik, zeytinyağlı yemeklik değil. Ben o zeytinyağı kullanmamayı tercih ederim. Çünkü e, zeytinyağının özelliği bozuluyor. Peki riveria ne? Riveria bunun ikisinin belirli oranlarda karıştırılması. Yani naturelle bizim rafiner zeytinyağının ikisinin karıştırılmasına da biz ne diyoruz? E, riveria zeytinyağı. Şimdi bunların hepsi marketlerde kullanılıyor. Üretici, tüketicilerimize bir bilgi olsun. Aynı zamanda bunu üretecek insan da bilmesi lazım. Yani bir yatırım yapacak insanın da bu özellikleri bilmesi lazım. Şimdi zeytinyağının depolanması da çok önemli. Şimdi e, zeytinyağı e, her şeyden etkileniyor. Işıktan etkilenir, nemden etkilenir. Ondan sonra sudan diğer şeylerden etkilenir. Depolanırken özellikle mümkünse şişelerde, cam şişelerde veyahut da tenekelerde ışık görmeyen serin ortamlarda çok sıcak olursa da zeytinyağı etkiler. O bakımdan zeytinyağını depolarken veyahut zeytini, zeytini bizzat de. depolarken tamam. bunlara da devam, dikkat etmemiz lazım. Biz hep zeytinyağından bahsettik ama zeytin de bizim için çok önemli. Bu söylediğimiz şartların hepsi zeytin içinde geçerli. Biz zeytinin önemli bir kısmını Yağ olarak tüketiyoruz ama yani yağı işliyoruz ama ciddi bir oranını yaklaşık üçte birlik kısmını da biz sofralarımızda yiyoruz. Bir kısmını da yurt dışına ihracata gönderiyoruz. Dolayısıyla bu zeytinlerin de e, saklanmasında salamura olarak saklanmasında yerinin çok önemi var. Yani temiz olması lazım, hijyenik olması lazım. E, ondan sonra e, ışığa maruz kalmaması lazım. Eee çok sıcak olmaması lazım çünkü sıcakta her şey bozulur. Evet. Evet. Şimdi hatta e, tarladan belki işlenmeye götürülürken bile bunlara dikkat evet, etmeleri evet. gerekiyor. Evet, çok güzel bir konuya söylediğiniz Götürürken de çok çok önemli. Neden çok önemli? Şunun için önemli. Birçok zeytinlerimiz tarladan hasat edildikten sonra bekletiliyor. Bekletildikten sonra ne oluyor? Onun kalitesi çok bozuluyor. Çok düşüyor, çok etkiliyor. O bakımdan bizim tez zamanda bunun büyük kasaları var. Onların içerisine toplar toplamaz hemen fabrikaya götürmemiz lazım. Veya o toplar toplamaz eğer sofralık olarak işleyeceksek hemen imalathanemize götürüp orada hemen işlemeye almamız lazım ki bu zeytinlerimiz bozulmasın. Çünkü zeytin e, beklediği zaman ciddi derecede bozulabilir. Mümkün evet. olduğu kadar kısa sürede bizim ya yağlık olarak işleyeceksek zeytinyağı fabrikasına ya da sofralık işleyerek işleyeceksek imalathanemizde bir an evvel işe başlamamız lazım. Yine yağ kalitesini etkileyen faktörler var. Yani yağın kalitesi nasıl düşer derseniz olgunluk derecesi birinci sıraya geliyor. Yani biz zeytini yağlık olarak işleyeceksek tam olgunlaştığı dönemde erken de toplarsak, geç de bırakırsak çok etkiliyor. Yağ kalitesine etkisi yüzde yani demek ki en önemli dikkat edeceğimiz konu zeytini ne zaman toplayacağız. Mesela yağ toplayacağımız zeytinle biraz önce de bahsettik. E, sofralık zeytinin toplama zamanı da aynı değil. Aynı zeytin diyelim gemlik hem yağlıktır hem sofralıktır. Yani sofralık toplayacaksak toplama zamanı farklı. Yağlık olarak toplayacaksak toplama zamanı farklı. Buna dikkat etmemiz lazım. İkinci hasat tekniği. Dedik ya vuruyorsak hem zeytinin dalını kolunu kırıyoruz ama aynı zamanda zeytinin Zarar kendisine veriyoruz, de değil mi? dövüyoruz yani ona. Ondan sonra oradan yara açılıyor, oksitleniyor. Oksitlendiği zaman onun içerisindeki e, ortam bozuluyor. Hele hele biraz kasalarda filan da beklersen ne oluyor? Bu defa mantarlar orada çoğalıyor. Yağımızın kalitesi gittikçe düşüyor. İkinci %30 oranında bu etki ediyor. Yani bizim hasat şeklimiz o bakımdan çok önemli. Mekanik aset bu yönüyle hem kolaylık sağlama açısından hem zeytinin zedelenmemesi, berelenmemesi için önemli. Üçüncü konu yağ üretim yöntemi. Bakın yani yağ üretimi de biz e, dedik soğuk pres dedik bir de e, basınçlı sistem birden çıkartırsın daha fazla yağ çıkartırsın ama yağın kalitesi olmaz. Onun için bizim mümkün olduğu kadar soğuk sistemde soğuk pres sisteminde Fabrikalarda bunu işlememiz lazım. Bunun etkisi de %15 civarında. Yine %5 civarında depolama şekli. Yani depolar nasıl depoluyoruz? Yani deponun sıcaklığı çok yüksek. O zaman bizim kalitemizi çok bozuyor. O bakımdan depoların fazla ışık görmemesi lazım. Çok nemli olmaması lazım. Ondan sonra sıcaklığı çok yüksek olmaması lazım. Muntazam tertemiz hijyenik bir yer olması lazım. Evet hocam şimdi e, zeytin yağı özellikle e, konumuzdu bu kısımda. Çünkü zeytinden belki de en çok para kazandıracak kısımlardan birisi yatırımın da geri dönüşünü sağlayacak kısımlarından birisi yağıydı zeytinin. Evet. E, peki şimdi biraz da gelir gider ve e, yatırımın ne zaman geri döneceği konularına yani biraz üreticiyi e, ilgilendiren maddi konularına değinelim isterim. Şimdi bizim için gelir gider önemli. Yani şimdi üretici yatırım yapmadan önce şunu... İyi bilmesi lazım. Ya ben buraya yatırım yapacağım. Bunun geri dönüşü ne zaman olacak? Bana bir gelir getirir mi? Getirmez mi? E, veyahut gelir getirecekse kaç senede bu bana geri döner? Bunun hesabını, kitabını yapıp ona göre e, bir pozisyon alması lazım. Gelirlerini hesap etmesi lazım. Bir 15 yıllık, çünkü Zeytin uzun yıllı bir yatırım. 15 yıllık giderlerini de hesaplaması lazım. Biz bunları ileriki programlarda detaylı bir şekilde anlatacağız. Evet. Ama bu gelir gider durumunu da mutlaka gözden geçirdikten sonra ya bu iş karlı mıdır, değil midir bir karar vermesi lazım. Yani bütün yaptığımız işlerde biz neyi düşünmemiz lazım? Şimdi belki küçük bir bahçede hobi olarak yapabiliriz. Ama bu biz hobi bahçesinden konuşmuyoruz. Ticari endüstriyel zeytin üretiminden bahsediyoruz. Ticari endüstriyel zeytin üretimi yapmak istiyorsak birinci hedefimiz bizim para kazanmak olmalı. Para kazanmak için iğneden ipliğe her şeyin hesabını, kitabını, gelirini, giderini çok iyi bir şekilde daha zeytin bahçesi kurmadan bir analizini yapmamız lazım. Karlı oluyorsa bu yatırıma girmemiz lazım. Yani bakarsın arkadaş ya bu 15 yıllık yatırım benim için çok uzun bir süre ben bu kadar bekleyemem diyen insanlar çıkabilir. Onlara da saygı duyuyorum çünkü çok uzun bir süre. O zaman böyle bir yatırıma hiç kalkışmasın. Çünkü zeytindeki yatırım kendisine değil evladının evladının evladına yaptığı bir yatırımdır. Bunu unutmamak lazım. 100 yıllık, 200 yıllık, 500 yıllık bir yatırım yapıyoruz zeytinde. O bakımdan böyle bir yatırımın sadece ee, ee, Maddi değeri yanında bir de manevi değeri var. O bakımdan buna da dikkat etmemiz lazım. Ben zeytin ağacını çok seviyorum. Neden? Gerçekten her zaman hiç şey yapmadan böyle insanlara müşkülat çıkarmadan hep veriyor. Sen ona çok az bir şey veriyorsun. O sana misliyle veriyor. O bakımdan çok saygı duyduğum bir ağaç. Evet hocam bunları detaylı olarak o zaman gelir gider hesaplamalarımızda önümüzdeki haftaki programımızda konuşuyor olacağız. Evet hocam aslında şimdi baktığımızda hasatı da değerlendirdik. Hasattan sonraki süreci de değerlendirdik. E ama yatırımcının bilmesi gereken başlıklar biraz karışık bir sırayla ilerledi. İsterseniz tekrar onlara püf noktalarını önemli bilmeleri gereken başlıkları birer kere daha hatırlatalım. Evet şimdi bir yatırımcı birçok şeyi bilmesi lazım. Nereden başladık? Biz ilk çeşit seçiminden, yer yön seçiminden başladık. Ondan sonra ne yaptık? Çeşitlerin nasıl seçileceğini bahsettik. Türkiye'deki hangi zeytin çeşitlerinden bahsettik. Ne çeşit, hangi çeşitler nerelere uyar, nerelere uymaz. Her çeşit her tarafta yetişmiyor biliyorsunuz. Önce yerini seçtikten sonra ne yapması gerekiyor? Çeşidini seçmesi lazım. Çeşidini seçtikten sonra dikime geldik. Bunun nasıl dikileceğinden bahsettik. Dikimden sonra bunun yıllık bakım işleri var. İşte ilk dikimden sonra yapılması gereken işler var. Çapalaması var, otalması var, sulaması var, gübrelemesi var, budaması var, zirai mücadelesi var. Bütün bunlardan bahsettikten sonra nereye geldik biz? Hasata geldik. Bütün bu işler ciddi bir maliyette gerektiriyor. Bunun maliyetini de bilmesi lazım. Yani bütün bu işler ne kadara mal oluyor bunları bilmesi gerekiyor. E, yatırımcının. Ondan sonra ne yapması lazım? Bütün bu işleri e, maliyetini çıkardıktan sonra bir SWOT analizi yapması lazım. Yani arkadaş ben bu işe yatırım yaptığım zaman bunun riski var mı? Ondan sonra çünkü bizim tarım işiyle uğraşıyoruz. Yani e, bir e, standart bir şey üretmediğimiz için havadan etkilenir, sudan etkilenir, birçok şeyden etkilenir. Bunun riskleri var mı? Fırsatları neler? Benim ileride karşılaşabileceğim tehditler neler? Bir de bunun hep kötü yönünden değil, iyi yönünden bakıp kazancım ne olacak diye bunun hepsini değerlendirmesi lazım. Ama bu programa sığmayacağı için gelir giderini, nerelere yatırım yapıp yapmaması gerektiğini, ne zaman yatırım yapıp yapmaması gerektiğini, aynı zamanda SWOT analizinin nasıl yapılması gerektiğini en son olarak da bizim bu böyle bir yatırımı yaptığımız zaman her nerelerden destek alabiliriz. Bu zeytin yatırımına bir destek var mı yok mu? Onları anlatalım diyoruz Ve en sonunda da bütün bunları toparlayıp bir sonuca bağlayıp Ondan sonra da yatırımcıya düşünmeye fırsat vermemiz lazım. ya bütün bunları öğrendikten sonra kendisi karar vermesi lazım. Ben arkadaş bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Eğer gerçekten yapabileceğine kanaat getiriyorsa hemen bu işe girip başlaması lazım. Aksi takdirde bu işler kısa zamanda yapılacak işler değil. Hani bugünden hani insanın bir iştah olur ya yap vereyim der ama bu bir anda yap verilecek bir iş değil. Çok uzun yıllara sarih bir işlem. Zaman gerektiriyor, emek gerektiriyor, sabır gerektiriyor. Bu işleri yapabilecekse ben girmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü her dikilen bir ağaç memleketimize bir yeşillik, bir güzellik, bir ekonomik katkı demek. Ne kadar çok zeytinimiz olursa o kadar güzel olur. Çünkü ülkemizde henüz daha bu ürettiğimizin 3 katını 5 katını da üretsek tüketebilecek kapasite var. Bir de bu zeytinin yurt dışına yağının ihracatı da söz konusu. Zeytine yatırım yapılmasını ben tavsiye ediyorum şahsen. Evet hocam o zaman önümüzdeki haftayı yatırımcılarımız merakla bekliyor olacaklar. Çünkü evet. asıl onları ilgilendiren kısmına maliyet kısmına değiniyor olacağız. Evet. Ben bütün izleyicilerimiz adına tekrar teşekkür ediyorum hocam sizlere verdiğiniz bilgiler için. İyi günler diliyorum ben de. Evet sevgili seyirciler yatırım danışmanının bu haftaki bölümünde sonuna geldik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden zeytin yatırımlarını konuşmaya devam ediyor olacağız.